Bir Anı, Bir Hikaye Temeşvarlı Osman'a Bir Osmanlı esirinin sıra dışı anıları, hatıraları 1688-1700'lü yıllar arası 39. Bölüm Bu bölüme kadar olanları son 3-4 bölümün özetini verirsek efendisi olan yüzbaşı Fischer Viyana'ya giderken bunu da yanında götürmek ister Osman Ağa'yı. da artık ben Viyana'ya gidersem Müslümanlardan, Müslüman ülkesten çok uzaklara düşerim. Orada beni dinimden döndürürler diye din korkusundan yoksa dinin gereklerinin çoğunu Osman Ağa maalesef yapmayan birisi olduğu anlaşılıyor. İçki kullanmak dahil. Namazdan, ibadetten hiç bahsetmiyor. Bu da enteresan bir şey. Ben adamı 300 sene sonra tenkit etmek istemem ama hiç olmazsa böyle bir kültür alması lazımdı. E anası küçük yaşta ölmüş, babası küçük yaşta ölmüş. Demek ki din eğitimi de o sıralarda, oralarda, temeş var verilemedi. Ve yüzbaşının yolculuk için atlarını nal atırken Nalbant'ın oğluyla anlaşır. Dolayısıyla Nalbant'la anlaşmış olur ve Nalbant evinde saklar. O çok kolay seni kaçırırım der. Hiç merak etme. Üç beş gün onu kömürde şurada burada çalıştırır. Derken yüzbaşı Fischer'de Viyana'ya giderken üç gün bekliyor. Üç gün sonra general diyor ki generalim ben gidiyorum. Bu esirden bana hayır yok. Eğer bulursanız esiri sana verdim diyor. Hediye ettim. Hediyeleşmeye bak. Astüs hediyeleşir mi? Evet üst hediye verir ama ast üstüne hediye vermez. Verirse onun adı rüşvet olur. Rüşvetçilik zaten kol geziyor orada. Yani bu bu bunu ayıplamaya kalksanız bunu ayıplayan ayıplarlar ya bu kadar basit bir şey için insan mı ayıplanır derler. Bugün de öyle yerler yok mu? Elbette birçok yerde var. Şarap ikram ettiği evinde arama yapacak olan kimse ben dedi bu içkiyi kabul edemem ta ki bu adamı buluncayaklar. Bulduktan sonra tamam oturur içeriz dedi. Zabit odanın içinde sağa solu aramaya başladı. Evdekiler ise henüz sofradan kalkmamışlardı. Korkuyla bekleşiyorlardı. Sofra yarım. Askerlerin bir kısmı kapıda, bir kısmı da dışarıda duruyordu. Odanın içini dikkatle arayan subay, Sonunda fırının yanına geldi. Açtı kapağını. Bir sürü boş çuval üst üste yığılmış duruyordu. Çuvalları birer birer çekip çekip yere attı. Çekip çekip yere attı. En son çuvalı da atınca zabitle ben göz göze geldik. Fırının dibinde büzüşmüş oturuyordum. Elini uzattı Hırvatça. Pojdi sine, veya pojse dedi. Yani gel be oğlum korkma dedi. Ne kadar şefkatli efendim insanı esir etmek için. Oğlum diyor bir de. Elinden, elimden tutup yukarı çıkardı. Ben askerlerle dışarı çıkarken ev sahibinin oğlu ardıma düştü. Aman ne olursun diye yalvarıyordu. Bizi sakın ele verme. Seni teşvik ettiğimizi inkar et. Merak etme. Yalanda biz seni yine buradan kurtaracağız yakında. Evden kale kapsına kadar peşimden geldi. Bin çeşit özürlerle yalvarıp durdu. Kaleye varınca askerler beni doğruca generalin sarayına götürdüler. Evet. Generalin sarayına doğruca götürdüler. Odasına girdiğimde general... ...daha önce karşılaştığımız... ...Fransisken papazı... ...ve evinde kaldığımız cerrahla birlikteydi. oldukça büyük bir salondu burası. Hep birlikte odanın ortasında ayakta duruyorlardı. Bizi görünce general onlara beni işaret ederek sordu. Firar eden esir bu mudur? İlk görüşte adamlar beni tanıyamadılar. Elbiselerim değişmişti. Cerrah bu o kaçan esir değildir dedi. Ama konuşması biraz tereddütlüydü. Bir taraftan da yalandan incelemek için yanıma gelmişti. Papaz ise biraz yaklaşıp iyice baktıktan sonra generale döndü, kesin bir edayla kaçan esir budur generalim dedi. General bana doğru birkaç adım attı, yaklaştı, yaklaştı. Doğru söyle nasıl kaçtın dedi. Artık tanınmıştım. Ortaya çıktı çıkmıştı kimliğim. İnkar edemezdim artık. Ben Hırvatça konuşmaya başladım. Ve hikayeyi ta başından anlattım. Fişer'e kurtuluş parasını fazlasıyla verdiğim halde serbest bırakmadığını, birçok eziyetten sonra zindanlarda yaşadığım korkunç işkenceler, ölümle karşıya karşıya gelmeler, aç susuz günlerimin hepsini anlattım. Burada da haksız yere dövdüğünü, zindanlara koyduğunu söyledim. Şimdi de beni alıp Viyana'ya götürmek istiyordu. Orada beni tekrar başkalarına satmasından korktum ve kaçtım dedim generale. Osman hikayesini anlatmış. General ise başka bir konuyu merak ediyordu. Seni kim yanılttı? Kim kafana girdi? Kim kaçırma cesareti verdi? Bu elbiseni nereden buldun? Kim verdi? Bir an Demirci'nin oğlunun peşimden yalvarışları gözümün önüne geldi. Henüz bana ihanet ettiklerinde beni satacaklarını bilmiyordum. O zaman öğrenmediydim. Yandaşlarına hainlik etmemek ve sözünde durmak Türklerin ve Müslümanların şanındandı. Orada aklan geliyor. Zaman zaman depreşiyor içinde. Ele vermemek için gerçeği birazcık çarpıttım. Dedim ki ormanda yalnız başıma yürürken bir çobana rastladım. Elbiseleri onunla değiştim. Sonra da yine ormanda giderken yolumu kaybettim. Bu demirci yakınlarına gelmişim. Yanlarına gittim, ekmek istedim. Onlar da kimliğimi sordular, kimsin, nesin dediler. Onlara da Hristiyan Sırp olduğumu, Avusturya ordusuyla bu tarafa geldiğimi hastalandığım için geride kalmış, yalnız başıma yolumu bulamadığımı söylemiştim. Onlar da bana acıdılar ve bana ekmek verdiler. Beni de evlerinde misafir ettiler dedi. Dedi ve süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi inşallah 40. bölümde sizlerle beraber olacağız. bir anı bir hikaye